Müzekkin nüfus Eşrefoğlu Rumi Kuddise RUHU 8. Bölüm Şimdi ey aziz kardeş, din yolunda bana yoldaş. Hak Teala sana tevfik versin. Benim de sana vasiyetim budur ki, her ne zaman bu garip kitabı eline alırsan, aman aman buna rağbet et. Buna el hak nazarıyla bak ki, bu kitap seni yüceden yüceye eriştirmeye sebeptir. Bunun içindeki incileri can kulağına itikatla sok ki o inciler vahdet deryasından çıkarılmıştır. Bu kitabın içinde söylenen her söz Kur'an, hadis ve ashabı Rasulullah sözleriyle ve meşahi kibar haberleriyle söylenmiştir. Ve lakin bazı sözler de rumuz ile söylenmiştir. Rumuz ile anlatılmaya çalışılmıştır. Değme işi onu anlayamaz bu kitaba itikad edesin ki senin necatına sebeptir. Ne zaman ki bu kitabın içinde bulunan sözlere itikad eder ve bu sözlerle amel eylersen, nefsi emmareden kurtulur ve mutmainne nefiste karar tutarsın. Sana da Rabbine dön, hitabı gelir, erişir. Aşıklardan olursun. Aşıklar içinde velilerden olursun. Veliler içinde sultanlardan olursun. Her ne dilersen Hak Teala onu sana asan eder ve verir. Dilersen hastaları iyi edersin. Ölü gönüller senin duanla dirilir. Kara yüzler muhabbetinden ağrır. Nice aşlar senin sofranda doyarlar. İksir hakiki olup nice bakırları altın edersin. Nice kırık gönülleri bütünlersin. Nice kararsız şüphe içindeki kalpleri arındırır, pak edersin. Dilersen bir adımda doğuya ve batıya, Mekke'ye ve Medine'ye varır gelirsin.'' yeryüzünde halk ile yürürsün ama batında arştan yukarı ve la mekanda mekansız seyredersin. Dünyada da merteben daha bunun gibi nice yücelir. Hak Teala sana kerametler ihsan eder. Ahirette de nice boynu zincirlenmişleri zebanilerin elinden alır kurtarırsın. Hak Teala sana gözler görmedik, kulaklar işitmedik ve gönüllere gelmedik daha nice mertebeler ihsan ve inayet buyurur. Nitekim Allahu Teala hadisi kutsi de şöyle buyurur: Salih kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbinin düşünemediği nimetleri hazırladım. Ey aziz talip ve gerçek dertli aşık! Sana emanetim olsun ki bu kitabı kötüleyenlerden, ayıplayıp kınayacaklardan sakın. Zira kötüleyenlerle ehri bakanlar ve lanet edenler bu kitaba layık değildir. Her kişinin aklı buna yetişmez. Hem olabilir ki bir sözü anlamayan bir kişi inkar cihetine sapmak suretiyle küfre ve nifaka yahut günaha ve Allah korusun İslam tarikinden düşmesine sebep olur. Bu kitap olur olmaz herkese verilmez. Anlayamadığından dolayı bir sözü inkar ederse Allah korusun İslam tarikinden düşer. Ey aziz! Bir söz ki Allah'tan ve Rasulünden yahut asaptan veya meşayihten söylenirse sen ona inan. İnanmak kişiyi saadete götürür. İnkarı bırak ki inkar eden kişiler bu kitabın saadetinden mahrum kalırlar. Hikaye Şeyh beyazıt Bestami rahmetullahi aleyh bir gün Bağdat şehrinde müritleriyle bir yere gidiyordu. Şatırmağının köprüsü üzerinde birkaç oğlan çocuğunun oynadıklarını gördü. Çocuklar mini mini bebekler yapmışlar, birine Muhammed ve birisine de Ayşe adı vermişler, düğün ediyorlardı. Çocuklar şeyhi görünce hemen önüne çıktılar ve ''Ya şeyh'' dediler. ''Bizim düğünümüze buyur. Hazreti Muhammed'i evlendiriyoruz. İşte bu Muhammed'dir, bu da Ayşe.'' Hazreti şey çocukların bu oyunlarını beğenmedi. Resulullah ile Ayşe validemizin mübarek isimlerinin böyle bebeklere verilmesi ona kerih geldi ve asasının ucuyla her iki bebeği de köprünün kenarından aşağıya suya attı ve müritleriyle yoluna devam etti. Evine vardı, Halive tanesine girdi, oturdu ve murakabeye daldı. Murakabesinde Rasul Aleyhisselam'ın gelip geçtiğini gördü. Davrandı, ayağını öpmek istedi. Resul-i Zişan şeyhe hiç bakmadı. Beyazit-i Bestami Niyaz'da bulundu. Ey iki gözüm nuru Resulullah! Ben kulunuza niçin nazar buyurmazsınız? hatır şerifiniz bana melül mudur? Fahri kainat efendimiz saadetle şöyle buyurdu. Beni oğlancıların elinden aldın. Hiç itibar etmeden asanın ucuyla suya attın. Şimdi benden itibar mı istersin? Bilemedim mi ki adıma hürmet bana hürmettir sünnetime hürmet bana hürmettir. Şeyh beyazıt Bestami büyük bir hata işlemiş bulunduğunu anladı ve derhal çocukların oynadıkları yere giderek onlara hediyeler vermek suretiyle gönüllerini aldı. Hikaye Hz. Ömer radıyallahu an kölelerinden hangisinin namaz kıldığını görürse onu azat ederdi. Onun bu huyunu bilen köleleri de namaz kılar ve cemaate gider, ve Hazreti Ömer de bu hallerini görünce hemen kendilerini azat eylerdi. Halbuki bu köleler azat olduktan sonra asla namaz kılmazlardı. Maksatları Hazreti Ömer görsün ve azat etsin idi. Hazreti Ömer de bu hali gayet iyi bildiği halde bu adetinden asla vazgeçmedi. Bir gün yakınları kendisine, ''Ya Ömer, kölelerin seni aldatıyorlar. Azat olunmak için namaz kılıyorlar.'' dediler. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle buyurdu. Aldanırsam Allah ile aldanayım. Aldatırsa beni Allah ile aldatsınlar. Dostla aldanan aldanmaz. Hikaye İmam-ı Ebu'l-Leys rahmetullahi aleyh hikaye etmiştir. Bağdat şehrinin hali vakti yerinde olanları hacca gitmeye karar vermişlerdi. Bunların hazırlandıklarını gören bir fakir ve salih dokumacı kendi kendine ''Varayım şunlarla ben de hacca gideyim, Onların malları varsa benim de Mevlam var. Beni besler ve bana ihsanını eksik etmez. Ben de Mevlam'a sığınır, birlikte giderim dedi. O da hazırlığını yaptı ve haç kafilesinin Bağdat'tan hareket ettiği gün peşlerinden yola koyuldu. Şehrin ileri gelenleri hac yolcularını uğurladılar. Fakir dokumacının da uzaktan kendilerini takip ettiğini gören komşularından bir hoca, katırını tepti ve ona yetişerek sordu. Hayrola komşu sen de mi hacca gidiyorsun? Dokumacı safiyetle cevap verdi. Evet. Ben de varayım Rabbimin evini ziyaret edeyim Allah nasip ederse dedi. Hoca onunla eğlendi. Bineğin yok azığın yok. Bari birkaç bin akçacığın var mı? Dokumacı düşünmeden tekrar cevap verdi. Rabbim beni besler. Allahu Teala Rezzak alemdir. Hepimiz onun hazinesinden yemiyor muyuz? Hoca onun bu sözlerine güldü ve birbirlerinden ayrıldılar. Dokumacı bir daha komşusuna görünmedi. Mekke'yi mükerremeye vardılar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. Arafat'ta vakfeye durdular. Döndüler ve daha tavafını da yaptıktan sonra ülkelerine avdet etmek üzere Mekke şehrinden çıktılar. Hoca baktı ki dokumacı da haç farizasını ifa etmiş geri dönüyor. Yaklaştı ve sordu. Komşu, vardın beyti tavaf ettin mi? Şükür Allahu Teala'ya ki benim yüzümün karısına bakmadı ve bana o şerif makamı nasip etti. Geldim, sağlıkla tavaf ettim. Şimdi de memlekete dönüyorum. Hoca onunla alay etmek istedi. Komşu sana da hüccet verdiler mi? Beratını aldın mı? Nasıl hüccet verirler? Allah evine varana cehennemden azad olduğuna dair hüccet verirler. İşte bizim hüccetimiz var. Deyince bir çare dokumacı bu söze aldandı ve ağlayarak hemen geri döndü ve Mekke-i Mükerreme'ye doğru hızla uzaklaştı. Hoca yaptıklarını yol arkadaşlarına anlattı. Hepsi dokumacının haline gülüştüler ve onlar da yollarına devam ettiler. Dokumacı o hızlı harem-i şerife girdi ve Beyt-i Muazzama'nın kapısına başını koydu. Yüzünü yerlere sürerek ağlamaya başladı ve niyazda bulundu. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Ey Sultanı Kadimi Bizeval! Sen kadirsin, gani padişahsın ve ihsanın bütün kullarına şamildir. O kullarına yarın cehennemden azad olacaklarına dair hüccet vermişsin. Ben kuluna hüccet verilmedi. Yoksa ben azad olunmadım mı? Bir yandan yalvarıyor, bir yandan da gözlerinden sel gibi yaşlar akıtıyordu. Öyle bir an geldi ki yorgun ve bitap düştü ve kendinden geçti. Gördü ki bir kişi geldi ve kaldır başını ya miskin al hüccetini var yoldaşlarına yetiş dedi. Dokumacı dehşet içinde kaldı ve baktı ki hakikaten elinde öyle bir berat var ki kağıdı dünya kağıtlarına benzemez. Kokusundan canı mest oldu, beratı öptü ve başına koydu. Yüzüne ve gözüne sürdü. İtina ile koynuna yerleştirdi ve tekrar yola koyuldu. Bir müddet sonra da kafileye yetişti. Onlar hala işin alayındaydılar ve aralarında garip dokumacıyı aldattıkları için gülüşüyorlardı. Yanlarına yaklaşınca sordular. Hüccetini aldın mı? Evet, aldım. Komşusu olan hoca ileri vardı ve "Görelim şunu." dedi. Dokumacı ihtiram ile koynundan çıkardığı hüccetini hocaya uzatırken "Seninkiyle bir arada dursun." demeyi de unutmadı. Hoca komşusunun uzattığı beratı aldı ve baktı ki ne görsün? Kağıdı yeşil, yazısı ak nurdan, kokusu canları mest eyler. Hoca bunu görünce bir sayha vurdu ve kendisini katırından aşağı attı. Aklı başından gitti. Bir müddet sonra kendine geldi. Dokumacının hüccetini yüzüne gözüne sürdü. Yazık, yazık benim geçen ömrüme. Yok yere çürütmüşüm diye ah vah edip ağlamaya başladı. Ah ne olaydı ki şu dokumacı komşum gibi fakir ve sadık olsaydım diyordu. Beni de Allah ile aldatsaydılar. Tek onun eriştiği bu saadete ben de erişseydim. Fakir dokumacı, sıtkı sadakati bereketiyle ne mertebeye erişmişti ki, onun fakirliğiyle alay edenler ve hacca giderken alay yollu, bari birkaç bin akçem var mı diyenler, bütün servetlerini feda etseler, böyle bir saadete nail olabilirler miydi? Her ne hal ise hacılar Bağdat'a döndüler. Dokumacı hocaya, Hüccetim sende kalsın dedi. Öldüğüm zaman kefenimin arasına koyar ve beni öyle defnedersiniz. Hoca da bu vasiyet üzerine hücceti sandığa koydu ve kilitledi ve ticaretle meşgul olduğundan bir başka şehre gitti. Onun Bağdat'ta bulunmadığı sırada dokumacı vefat etti. Cenazesini kaldırdılar. Bir müddet sonra hoca dönünce komşusunun ölümünü öğrenerek feryat etmeye başladı. Eyvah! Bende emaneti vardı. Vasiyetini yerine getiremedim. Emanete hıyanet ettim. O ahirete gitti, hücceti bende kaldı. Diye ağlayarak gelip sandığı açtı ki hüccet yerinde yok. Ne yapacağını şaşırmış bir halde varayım kabrini açıp bakayım. Olur ki birisi hücceti almış ve ona vermiştir diyerek dokumacının kabrine gitti ve kabri açmaya teşebbüs edince bir nida geldi. Bırak kabrini açma. Biz ona hücceti veririz de sonra yabanda bırakır mıyız? Hüccet yerini ve sahibini buldu denildi. Hoca bu nida üzerine kendinden geçti ve olduğu yere yığıldı kaldı. Bir de baktı ki komşusu dokumacı karşıdan geliyor ve ona şöyle diyordu. Ey hoca! Allah senden razı olsun ve sana selam eylesin ki o hüccet bana geldi. Münker nekire gösterdim, bana bir şey demediler. Ama ben hücceti senin sayende aldım. Eğer sen bana git hüccetini al demeseydin, ben hüccetsiz gitmiştim.'' Hoca evine döndü. Dokumacı komşusunun ruhu için hatimler okuttu. Yemekler pişirtip dağıttı. Fakirlere sadakalar verdi. Birçok hayır ve hasenatta bulundu. Şimdi ey iş bilmez biçare! Düğünlerde, derneklerde, hokkabazlara, türlü maskaralık yapanlara bol bol akçeler verirsin. Hiç demez misin ki hayır mı var, şer mi? Hak yoluna gelince aldanırım diye korkarsın. Bilmez misin ki Mümini salah yoluna yöneltmek vaciptir. Hak Teala'nın buyurduğu şu ayeti de hiç işitmedin mi? Fakat olur ki hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olur. Sevdiğiniz şeyde olur ki şer olur. Bakara suresi ayet 216. Demek ki öyle şeyler vardır ki sen onu hayır sanırsın halbuki o senin için şerdir. Öyle şeyler de vardır ki sen onu şer sanırsın Halbuki o senin için hayırdır. Şu halde özellikle enbiya ve evliya sözlerini inkar etmek iyi değildir. Nitekim Mevlana Celaleddin Hazretleri buyurur. Senin sıtkın, işten bağlılığın, senin kılavuzundur. Hak Teala Hadis-i Kutsi'de Ben kulumun zannındayım buyurdu. Bu kitapta meşayih sözlerine ne çok yer verilmiş olduğu sorulacak olursa cevap verir ve deriz ki Meşayih yeryüzünde Allahu Teala'nın askerleridir. Allahu Teala'yı isteyen taliplere yardım ve imdad etmek ve onları nefis, şeytan ve hevalarının elinden kurtarmak için memur edilmiştir. Taliplerin gönüllerine şeytan tarafından bir vesvese veya nefisleri cihetinden bir telaş ve rahatsızlık gelse, meşayihin sözlerini dinlemekle onu def ederler. Talip riyazet ve perhize boyun vermekten korkunca Meşayih sözünü dinlemek bu ürkmelerini ve korkularını da giderir. Bunun için meşayihin sözleri yeryüzünde Allah'ın askerleridir denilmiştir. Hem de meşayih sözleri dinlemek kişiye muhabbet getirir ve gönlünden Allahu Teala muhabbetinden gayrı muhabbeti götürür. Zira muhabbet denilen şey gönüllere ya gözden veya kulaktan girer. Kişi görmek veya işitmekle aşık olur. Özellikle Hak Teala'ya aşık olmak böyle olur. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buna münasip olarak şöyle buyurur. Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize iman edin diye insanları imana davet eden bir münadi işittik, ona icabetle imana geldik. Nitekim Elest hitabını işittikleri zaman bazı canlar bu hitaptan sarhoş gibi aşık oldular. Bu alemde de yine o taraftan bir haber can kulağına erişirse hemen gönül gözünü o yana döndürürler, bütün sevdaları terk ederler. Şu var ki meşayih sözlerini sıdk ile iştenlikle dinlemek, onlara muhabbet etmek ve muhip olmak değme kişiye müesser değildir. Zira meşayiye muhabbet ezeli saadettir. Gör şimdi bu muhabbet nice muhabbettir. Onun için bu muhabbet değme gönüle konulmadı. Her kim meşayı severse bilsin ki onda Hak Teala'nın muhabbeti eseri vardır. Zira meşayı seven Allah için sever. Meşayihten üns kokusu gelir. Bütün halk onları sever. Hemen cehd etmelidir ki o muhabbeti zuhura getirebilsin ve ondan kemale erişsin. Zuhur bulmak gerektir ki ondan kemal bulunabilsin. Görmez misin ki bir tohum yerin altında ne kadar yatsa hiçbir zaman kemal hasıl olmaz. Ne zaman ki kendisini yerin altından dışarı çıkarırsa zuhur bulur, günden güne kemale erişir. Çünkü aydan, güneşten ve havadan terbiye alır. Hem de ondan bir nice taneler hasıl olur. Bunu da zuhura getirmek meşai eşiğine düşmekle mümkündür. Meşaiye hizmet etmekle kabildir. Meşaihten terbiye ve himmet almakla gerçekleşir. Zira gerçek meşayih güneş gibi olurlar. Müritlerin gönüllerini terbiye ederler. Nitekim Şeyh Sultan Ebu Süleyman Darani'den rahmetullahi aleyh sordular. Bu mertebeye nasıl eriştin? Hazreti Şeyh cevap verdi. Erenlere hizmet edip onların himmetlerini almakla eriştim. Sadece mürşidi kamilin kapısında bekleyip hizmet etmekle kemale erişilir mi? diye sorulacak olursa cevap budur ki mücerret huzurunu beklemek ve eli altında bulunmak yeter. Meşayihin cemali güneşine karşı durmak hamları hemen olgunlaştırır. Görmez misin ki kaplumbağa yumurtasının üzerine hiç yatmaz. Yumurtasının karşısına geçer ve kırk gün nazarını o yumurtadan ayırmaz. Kırkıncı gün yumurtaya baka baka yavru olur canlanır. Meşaih nazarında da talibin gönlü yumurta misali dirilir ve hayat bulur. Allahu alem. Kitabın başlangıcında sözü böyle uzatmaktan maksadın ne olduğu sorulacak olursa cevabımız şudur ki sadık müritler ve akıllı muhipler bu ön sözden işin önemini anlasınlar ve kitabı okurken zahmet ve meşakkate uğramasınlar ve asıl maksadın ne olduğunu peşinen öğrensinler diye böyle uzun bir başlangıca lüzum hasıl olmuştur. İlaha padişaha bin niyaza, yüce dergahına geldim hüdaya. Benim hacatla gönlüm doludur. Veli niden bu nefsim bedhuludur. Günah yükünü arkama vurundum. Aciz toprağına yüzüm süründüm. Tevazu bille el sana getirdim. Kapma yüz karasını götürdüm. Bilirim padişahı bir niyazsın. Sana yalvaranı mahrum komazsın. Verirsin kullarına istediğin bilirsin her kulunun ne dediğin. Yeri gök ehli hep senden umarlar. Kamusu hazretine yalvarırlar. Benim dahi günahım çok, elim dar. Kapına geldim ey settar-ı gaffar. Götürem Şefi Mustafa'yı, Nebiler serveri, kanı vefayı. Sen onunla olan dostluk hakkı için, O dostunla olan mestik hakkı için, Dilerim hazretine irahım. İşitip affedersin her günahım. İnayet gözüyle bir kez bakasın. Beni haşa ki odlara yakasın. Bu iman hilatin ahir nefeste. Çıkarıp kılmayasın beni haste. Beni uryan rusva etmeyesin. Götürü beni oda atmayasın. Zebaniler eline vermeyesin. Kapından horluk ile sürmeyesin. Şuna kimsen iman ihsan edesin. Anı andan nice geri alasın. Göçecek canımız iş bu bedenden. Ayırma gil bizi ey hak imandan. Bu eşref oğlu mücrim rumi miskin. Kapına geldim aç yalın algin. Seni senden eder ol şey en lillah. Ayırma anı didarından Allah. Ki sendedir sana ermeye çare. Seni derdinden oldu uş avare. Misalinin lengeriyle durğıranı, didarın şerbetiyle kandıranı. Ümit sensin ki alemde ancak, bilirem sensin olma mabüdü mutlak. Duamı kıl kabul eyle beni şat. Bil hakkı Ahmedü mahmudu Muhammed. Devamı 9. bölümde.